Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün tek tek şekillendirmekle uğraşmadan şeritli tepside yumuşacık poğaça tarif vereceğim yapımı çok kolay sizi bekletmeden hemen yapımına geçiyorum her evde olan klasik 200 mililitre su bardağı ile bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabının içine alıyorum 1 yemek kaşığı kuru mayayı, 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Kullandığım maya aktif olması için biraz beklenmesi gereken normal kuru mayalardan. Yerine bir paket küçük instant maya yani hızlı maya kullanabilirsiniz ya da yaş maya kullanabilirsiniz. Hepsini birlikte karıştırdıktan sonra mayanın dediğim gibi aktif olması için 10 dakika kadar bekliyorum. Maya şekerle birlikte aktif oldu. Kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi bir şişe 200 ml sade maden suyunu ilave edeceğim. Maden suyu oda sıcaklığında ılık halde. Buzdolabından alarak kullanmıyorum. Soğuk değil yani. Bir su bardağı da yine aynı klasik su bardağı ile sıvı yağ ilave edeceğim. Daha sonra unu ve tuzu ekleyerek hamuru tamamlayacağım. Aldığı kadar un ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu mayanın olduğu diğer malzemelerle birlikte eklemiyorum. Bunu daha önce söylemiştim. Mayanın aktifliğini bozmaması için unla birlikte ekliyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. O miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre 5,5 ,5 su bardağı da olabilir. Kontrollü olarak ekleyin lütfen. Azar azar unu ekleyerek Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Yaklaşık 5 dakika yoğurmam yeterli oluyor. Daha önce söylemiştim. Bunu her mayalı tarifimde söyleyeceğim. Mayalı hamur yoğrulmayı sever arkadaşlar. Bu nedenle uzun uzun yoğurun. Börek tariflerinde 10 dakika yoğurmanız hamurun açılması açısından daha iyi olur. Bu şekilde poğaçalarda da yoğurmakta da sizin avantajınız olur güzel sonuç almak için. Bunu da söylemiş olayım. Evet iyice yoğurdum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini streç filmle kapatacağım. Bir bezle de kapatabilirsiniz ve bir saat mayalanması için bekleteceğim. İsterseniz geceden hamuru yoğurup üzerine aynı bu şekilde kapatıp buzdolabının alt bölümüne koyarak sabah da şekillendirip pişirebilirsiniz. Bunu da bilmeyenler için söylemiş olayım tekrar. Hamur mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum. Şekillendirmeye geçmeden önce içindeki havanın çıkması için gelişi güzel bir şekilde kısacık yoğuracağım. Hamuru 6 parçaya bölerek beze haline getireceğim. Kullanacağınız tepsiye göre 7'ye 8'e de bölebilirsiniz. Ya da isterseniz böyle uzun şeritler halinde yapmadan daha küçük parçalara ayırarak yine aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Bunu da baştan söyleyeyim. küçük olmuş. Bakalım. Evet. Epey bir küçük. İkisini bulacağız. Şimdi bezelerden bir tanesini alıyorum. Kare pardon, dikdörtgen halde açıyorum ve daha sonra bir kısmını şeritler halinde keseceğim. Şimdi yaklaşık yarıya kadar şeritler haline kesiyorum. İnce şeritler halinde keseceğim ben. Böyle bir rulet kullanacağım. Bıçakla da kesebilirsiniz. İsterseniz şeritleri biraz daha kalın yapabilirsiniz. Bu isteğinize kalmış. Bu arada dikdörtgen olmamış sanki karaya benzemiş gibi. <laughs> Şerit oluşturmadığım tarafına peynir yerleştiriyorum. Ben kaşar peyniri ve beyaz peynir kullandım. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Daha sonra sararak rulo haline getireceğim ve tepsiye yerleştireceğim. Evet, diğer bezelerde bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Hepsini tepsiye yerleştiriyorum. Hepsini şekillendirdim. Tepsiye yerleştirdim. Bu arada tepsinin tabanını sıvı yağ ile yağladım. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz tabanına. Şimdi tepsi mayası için 10 dakika üzerini kapatıp bekletiyorum. Şimdi fırına göndermeden önce son olarak 1 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı süt ekledim. Karıştırdım. Hamurların üzerine sürüyorum. Fırını 175 derecede alt üst ayarda ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Altı üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 45-50 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi değişebilir fırınıza göre. Kontrollü olarak pişirin lütfen. fırından çıktı ve yine her zaman gibi ben çok fazla dinlendiremeden sıcak halde size dilimleyerek kopararak gösteriyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık bir poğaça ve bayatlamayan bir poğaça. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu poğaçayı. Denerseniz de yorum bölümüne her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. İsterseniz şeritlerinden kolayca dilimleyerek, isterseniz böyle kopararak servis edebilirsiniz. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu poğaça tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.